Hepinize merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle de Photoshop desteğine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün çok basit bir tane vektör yapacağız arkadaşlar. 3-4 dakika falan sürecek zaten yapımı. Ee, çok da kolay bir şey arkadaşlar. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ben bunu e, ilk önce bir şöyle arka planı olan bir yere taşımak istiyorum ve bunu kapatıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz bir yanlış yere taşıdık. Evet çok güzel. Yeniden taşıyoruz arkadaşlar. Bu arada buradan gözlüğü de buraya taşıyalım arkadaşlar. Evet. Bunu hayır'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan gözü saklıyoruz ve bunu şöyle şu fotoğrafın ortaya alıyoruz arkadaşlar. Ee, çok şekilsiz bir yüzüm var bu arada. He, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an fotoğrafımız burada. Ee, bunu vektörle çözeceğiz arkadaşlar şimdi. Ee, şuradan kalem aracını seçiyoruz arkadaşlar ve şuradan yüzümüzü seçiyoruz. Burada biraz böyle genişten ve dardan almak lazım arkadaşlar. Genişten ve dardan ne alaka ya? Şimdi arkadaşlar böyle biraz genişten alın ama dikkatli seçin arkadaşlar çünkü çok saçma şekillerde olabilir. Ee, yani en azından yuvarlak şekli belli olsun yoksa çok kötü durabiliyor arkadaşlar. Bunlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, ee, Z yapalım. Şöyle yap. Bu arada şu çene kısmı çok yuvarlak olsun da bari. Kötü durmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüzü böyle yüzümüzü seçtik. Ve arkadaşlar bu yolu doldur yazıyoruz böyle. Sat yapıp yolu doldur yazıyoruz. Basır basır. Ve arkadaşlar gözünüzü gibi buradan yüzümüzü seçtiğimiz bir renge boyadık. Şimdi arkadaşlar ee, yalnız burada CTLZ yapalım çünkü yeni bir katman oluşturup bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa hatalı olabilir arkadaşlar yani şu arka planı kaldıracağımız zaman. Yeni arkadaşlar rengi seçtik ve katman üç'e bunu ayarladık arkadaşlar. Yeni bir katman oluşturuyoruz ve buradan yolu sil yapıp yeniden bir yol çiziyor arkadaşlar. Bu sefer saçımız için bir tane yol çizeceğiz. Şöyle hızlıca bir tane çizelim. Şimdi arkadaşlar burada böyle biraz daha yüzün içinden geçirelim. Şu saçımız yoksa böyle kenarda boş kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden saçımızı biraz daha yüzümüzün içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Ve tam sınırdan böyle çiziyoruz. Böyle. böyle basıyoruz ve şurada birleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan saçımıza seçtik. Yine arkadaşlar olan yolu doldur yapıyoruz. Ve saçımızın bir tane rengini seçiyoruz arkadaşlar. Evet saçımızı da böyle seçtik. Şimdi arkadaşlar buradan yapmamız gereken yeniden yolu siliyoruz. Ve arka planı siliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle boşta bir yer kaldı. Şimdi şuradan şuna geliyoruz. Ve bunu biraz daha böyle aşağı kaydırıyoruz ön tuşlarıyla. CTLT'ye bastık. Ve arkadaşlar saçları biraz daha böyle ayarlıyoruz. Evet. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi saçları da ayarladık. Ve arkadaşlar böyle boş kaldığı için yani çok basit bir şey yaptık. Ve yüzümüz boş kaldığı için şuradan arkadaşlar gözlü seçiyoruz ve arkadaşlar bunu en üstte taşıyoruz. Ctlt'yi bastıktan, yine, bastıktan sonra yine gözlü büyütüyoruz ve yüzümüze göre ayarladıktan sonra vektörümüz bitiyor arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, 3-4 dakikalık bir tane vektör yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, siz de böyle yaparak e, değişik böyle profil fotoğrafları falan yapabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu oyunda burada sonuna geliyorum. Görüşmek üzere baba çıkın bay bay ve bay bay.